Arkadaşlar merhaba, resim yapıyoruz. Ben önce resim yapıyordum ve bakın ellerime ne oldu. Nasıl yeşil gibi oldu. Şimdi bakın burada yazmak için bazı harflerimiz var. Bu harfi. Daha yeni birinci sınıfa başladığım için harflerin adını tam bilmiyorum tabii ki de. Ha, neymiş? Küçük tık. Küçücük bir de. Yok. Evet. Şimdi size buraya bir tane bu harften çizeceğim. Bu harfin adı tıkkınmış. Tabii. Nasıl çiziyoruz biliyor musunuz? Ters çiziyoruz. Ama ters mi çiziyoruz? Şimdi nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ama ben yine de çizebildiğim önce bunu tutup buradan çizip şöyle bir döndürüp şöyle çıkıp şöyle çıkıp yaptım. Şöyle dönüp şöyle gidip yapıyoruz ve bizi Anne yatta yaptım bak. Aferin oğlum. Başardım. Evet. Benim burada ıslak mendilim var. Başardım. Evet. Şimdi bunları buraya teker teker koyacağım. Önce E'yi koyalım ki çünkü bizim ilk öğrendiğimiz harf E. Şöyle koyayım ben. Şimdi şu. Şimdi şu mu? Şunu da koyalım. Kıyım abi. Ama o ters oldu. Ha o. Hayır. O ters. Hayır Deniz. Şöyle miydi? Böyle bir beş olsun mu? Yine çıktı. Yumuşak ki. Yumuşak gibi. Onun için önce Ö'yü koyalım. A. Şimdi yine J'imizi koymayacağım. Ve aha ilk öğrendiğim harf. Yine şansımıza E çıktı gördünüz mü ya? Şimdi bir alt sıraya geçelim. Bir alt sırada ilk baştan bundan başlayalım. Şimdi tamam. Aa bakın ne buldum. Sarfi yılan. Ben yerime geldim. Ama bunun altında nokta var. O zaman ne oluyor? Evet. C. Deniz Ali. Deniz Ali. Deniz Ali de yok. Faruk C. Evet. Faruk C'de C var. Yani benim ismimde. De var. A'mış. Hmm. A'mış ama evet. Ortasındaki çizgi. A değil o. Neymiş? Ters çevir onu. Evet. Vazonun V'si. Ama ben bu harfi tam olarak kendi sesini bilmediğim için evet. Ben bunu ha diye biliyordum aslında. Tamam. Ve ortaya çıktı C'ye benzer bir şey. Noktası olduğu için. Çiçek mesela. Çiçek. Ve yine J'imizi koyuyorum. Bu harf ne anneciğim? Y. Yelkenin Y'si. Y'si. Deniz elleme. Bu harfin adını biliyordum ama unuttum ya. U. B. Küçük B. Babanın B'si. Ya Deniz ya. Git. Bakalım. Bakalım. Bu da M. Evet. Bu da A. Şimdi ne şey oldu? Çık. Bir sürü harf birbirine birleşmiş. Ve B. Evet. B. Bu ne? R. R. R da yerine koyduk. Ve karşımıza
Yine E ile başlıyoruz. Buraya ben kendim bu çizeyim, olur mu arkadaş? Benim burada kalemim var. Bakın bu cihaz alırsa burada bir şey buldum. Bunun içinde bu yeşile boyuyorum. Ucu biraz daha yeşilleşiyor. Çok güzel bir fikirdi. Ben bu koymak yerine kendim bu çizeceğim buraya. Evet. İşte bakın. Bu da benim bu. Çok güzel oldu. Sizce bunu silip şunu mu koyayım yerine, yoksa bir de onu kalsın? Sen bir de o dursun. O güzel oldu bence. Ha, peki anneciğim. O zaman ben gözümü kapatacağım. Bakalım anne hangi harf çıkıyor? Çıktı elime. Bakalım şimdi hangi harf çıkıyor? Çıkan harfimiz, bunun adı neydi? Bakalım. Ya bunu da koymadım. Bir tane harf koyup aralık bırakıp kendim harf çizeceğim. Mesela bu sefer şansıma bu çıktığı için bunu çiziyorum. I. I. I'yi çiziyorum. Çizgi. Ve tamam. Şimdi buradan bir tane seçeceğim ve onu koyacağım. M. M çıktı. M'yi koydum. Bu kadar buraya güzel olmuş mu? Şimdi buraya da kendim. Şimdi bakın ben bu harfleri kaldırayım. Bir de kendim teker teker harfleri çizeyim. Bakayım böyle kapağı. Kapağı buraya taktım, çıkarttım. Ve yeniden tıkıyorum. Ben bunu size göstermek istedim. Evet. Çıkarttım, tıktım. Şimdi, öncelikle hangi harfi çizeyim? Buldum. Önce büyük E, sonra küçük E. Sonra başka harfleri karıştırırız. Önce büyük E'mizden başlayalım. Bir uzun bir çizgi. Bir en üstte bir çizgi. Ortaya da bir çizgi. En alta da bir çizgi. Şimdi küçük E bulmam gerek. A çiz istersen. Ama bilmem ki bir küçük E çizmeyi deneyim. Olmazsa benim burada ıslak mendilim var mı o zaman. Hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım bismillah. Üf, sus yaptım ya. Olmadı. Küçük E'yi çünkü pazartesi öğreneceğiz. Yani yarın. Tamam şimdi arkadaşlar. Ben A çizeceğim. Bakın, bakın bu harfleri sırf sizin için güzel çiziyorum. Şimdi ne çizeyim size? Buldum. Neyse dur, ben şuraya çizgimi. Ne yaptım? En iyisi ben şuraya bir bık yapayım. Demek ki şunları çünkü. Küçük oldu. Birazcık. Neyse. Şimdi ben buraya da bir tane ne çizsem sanırım buldum. Şunu çizeceğim. Hani az önce göstermişti şurada. Bir şu tarafa doğru. Az önce bunu göstermişti. Başka ne çizeyim sizce? Görüşürüz. Ne istiyorsun? Bunu diyorum. Ay, bunu mu? Ver bakayım. Tamam. Bakın bunu bunların de... hepsini ben yazdım. Şu taraf. Bu ne de? Bunu çizmem benim bebek oyuncu. Abi, bu ne de abi? Tamam onu çizelim. Şuraya koy. Bunu çizelim.
Bunu keselim mi? Ya bir dur, çizeceğim onu. Bak şimdi çizeceğim. Bak. Bunu çizeceğim, tamam mı? Bunu yalnız ters çizdim bu sefer. Neyse, şu olmaz. O onun şunun küçüğünü yapmışlar orada. Bunu keselim mi? Olur mu? Bunu çizdik. Başka bir şey söyle. Bu. C. Tamam. Şu. C çizdim. Şu. Aha. Hiç çizmediğim bir harf. Baksana. Şimdi ben bunu biliyorum. Benim için harika bir harf çizdim. Dizeleceğim. Bu ne? Başka bir harf bu.